Hepinize merhabalar dostlar. Bugün yepyeni bir Fortnite videosuyla karşınızdayım. Şimdi Fortnite'ta bildiğiniz üzere Chapter 4 Season 2 geliyor. Arifesindeyiz daha doğrusu. Biraz size hem Battle Pass'ten hem gelecek olan yeniliklerden söz edeceğim, bahsedeceğim ve size resimli, videolu bir şekilde göstermeye çalışacağım bunları. Şimdi bir başlayalım. Öncelikle Fortnite bu sezonu Mega olarak adlandırıyor. Yani bunu kendi Twitter hesabında paylaştı zaten. Yani ciddi anlamda güzel şeyler gelecek ama beğenmediğim yanları da oldu. Onlara hiç girmeyeceğim. Şimdi öncelikle yeni tema ayarı getiriyor. Bu şövalye sezonu tamamen gitmiş olmayacak. Map'i karma bir şekilde yapmış olacaklar. O yüzden mutluyum o konuda. Ben yani gayet iyi gözüküyor. Şimdi yeni savaş biletlerindeki kaplamalara biraz değinmek istiyorum. Öncelikle Imani diye bir tane karakterimiz var. Resmi zaten videosu daha doğrusu ekrana gelir. Şimdi bu videoda görüyoruz ki tamamen Japon kültürüne yönelik şeyler getirilmiş, karakterler getirilmiş. Birisi Imani. İkinciye geçmek istiyorum. İkincisi ise Mizuki. Şimdi Mizuki biraz daha Japon kültürünün böyle eski çağlarına yönelik bir şeyi andırıyor. Ondan sonra ne geliyor? Highgear diye bir karakterimiz var. Bunlar tabi Battle Pass'te olanlar. Şurada görüyoruz ki kafasında tavşan başlığıyla olan bir ablamızı görüyoruz. Ya bu hoşuma gitti açıkçası. Hani bunu çok rahat kullanabilirim ben oyunlarımda. İkinci bir şeye geliyorum. Gök gürültüsü. Şimdi gök gürültüsü seti var. Gök gürültüsü seti sadece sızdırılmış. Bunu da beğendim ben. Bu gelirse mesela güzel bir hype kazanacağını düşünüyorum bu kostümün. Başka bir de Eren Yeager var. Eren Yeager'ı zaten çoğu kişi tanıyordur. Eren Yeager'ın gelmesi bence normal bir geliş olmayacak. Bir küçük trailer tarzında geleceğini düşünüyorum veya 100. levelde geleceğini düşünüyorum. Birinci şahıs modu geleceği sızdırıldı. Bir süredir zaten Fortnite Battle Royale'da bu çok konuşuluyor. İşte gelse nasıl olacak? Haritamız dediğimiz gibi değişmiyor ama Chapter 4 Sezon 2'de sızıntılara göre mevcut harita listesinin yerini alacak yeni bölgeleri de tanıtmaya hazırlanıyor. Yani bunlar mesela fütüristik Japon temasına karşılık gelecek olan bir harita görünümü olacak. Yani böyle neonlu tarzı full böyle renklerin göz önünde olan bir harita göreceğiz önümüzde. Bunlardan bir iki bölge söylemek istiyorum. Neo Tokyo olacak. Şanslı iniş. Eğimlik kuleler. Bir de Galimeta Adası. Yani harita hakkında bilgilerim bu kadar. Şimdi gelecek olan eklentilere gelmek istiyorum. Yani beni hype'layan sezon 2'de hype'layacak bölüm bu. Star Wars işbirliği devam ediyor. Yani başka bir Star Wars işbirliği gerçekleşecek. Ama bu sefer ışın kılıcını bir silah olarak kullanabilecekmişiz sızıntılar arasında. Bu bilgi geliyor önümüze. Bir de Titan Crossfire saldırısı olacak. Titan geçidine yapılan bir saldırı içerdiğinden söylentiler bir süredir etrafta dolaşıyor. Ancak Shyna ve Hypixie'e göre bildiğiniz üzere Fortnite'ın içerik üreticilerinden ve bu sızıntıları genel olarak biz onlardan aldık zaten. Sağa sola bir yere onların yaptığı sızıntıları da eklerim. Bölüm Chapter 4 Sezon 2'de gerçekleşecek bunlar. Mesela Titan'ın saldırının kahramanı Eren Yeager olarak belirleniyor. Ya yani sızdırılıyor daha doğrusu. Chapter 4'te işte Sezon 2 savaş biletinin kilidi açılabilir bir görünüm olarak katılmaya hazırlanıyor. Yani nasıl 100. level skini olabilir. Gelelim beni en çok hype'layan yere. Resident Evil 4'ün skinleri geliyor.
Bildiğiniz üzere Resident Evil 4'ün 24 Mart'ta bir remake'i çıkıyor. Resident Evil 4'te kendini tanıtmak için kendi skinlerini Leon Kennedy bir de büyük ihtimal Ashley olacak. Cross Redfield'ın kız kardeşi de söyleniyor ama bence Ashley'nin karakterinin olması çok çok daha iyi olabilir. Ya oyunda o iki skin'i görmek beni aşırı hype'ler. Beğenirim yani. Yeniden geri dönecek silahlara bir değinmek istiyorum. Öncelikle klasik pompalı. Klasik pump dediğimiz klasik pompalı tekrardan geliyor. Sezon 2 ile. Ekstradan bomba atar tekrar geliyor. Ve beni en çok hype'layan katana. Katana da tekrar sezon 2 ile bizlerle buluşuyor. Yeni güçlendirmeler olacak. Bu hani oyun sırasındayken bir süre sonra 7'ye basıp güçlendirmeler alıyoruz ya. O güçlendirmeler tekrar devam edecek sezon 2'de ve onlardan birçok yeni şeyler göreceğiz. Yeni doğma minibüsünde de birçok özellik ve tasarım değişikliğine gidilecekmiş. Ekstra fütüristik bisikletler gelecekmiş. Yani bu da sızıntılar arasında. Çok NPC'nin değişeceği sızıntıları var. Yani o NPC'ler yerine Star Wars'tan veya Japon karakterleri dünyasından birçok kişiyi koyabilirler. Bakalım. 10 Mart'ta göreceğiz. Bu arada şöyle bir bilgiyi de vermek istiyorum. Cuma günü küçük bir kesinti olacak oyunda. Küçük bir kapanma olacak. 1-2 saatlik kapanmadan sonra oyunu tekrar açıp yeni güncelleme ile oyunu bize tekrardan sunacaklar. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Beğendiğiniz takdirde videoyu. Zili de açıp beni mutlu edebilirsiniz. Çok teşekkürler tekrardan. Haydi görüşmek üzere.